2015'in ikinci döneminde başladım. Saatim belli olmuyordu. Çünkü bazı günler sabah çıkıyordum. İlk başlarda da öğretmen servisi yapıyordum. Öğretmen servisliği. Sabah öğretmenleri götürüyordum. Öğlen eve getiriyordum. Ondan sonra tekrar öğlen götürüp akşam getiriyordum. Benim saatim desem ki sana bazen 12 saati geçiyordu. 16-17 saati de buluyordu. Çünkü sadece bir zaman payı. 12'de yatıyordum. 6'da kalkıyordum. O şekilde devam ediyordu. Rutin bir şekilde. 4-5 yıl boyunca bu şekilde zaten devam etti. Ondan sonra servis işini bıraktım. Sadece taksiliğe. Çünkü ben çocuklarıma zaman ayıramıyordum artık. Bütün zamanım taksinin başında. Çocuklarım da mağdur olmasın diye servis işini bıraktım. 2015 yılında başladım bu işe. Ve ilk başlarda bazı sıkıntılar yaşamadım değil, yaşadım. Ondan sonra çok şükür atladık hepsini. 8 yıldır bu işi yapıyorum ama bu yıl içerisinde, 2-3 ay öncesinde ihale yapıldı Ceylanpınar'a ve TEP plakası verildi. O zaman da ben de başvurumu yaptım. Elhamdülillah da aldım, mutluyum bu konuda. Dediğim gibi bayanların öncülüğü olmak çok güzel bir duygu. Yani onlara yardımcı olabilmek, hem çalışıp hem paranı kazanabilmek hem de onların desteğini almak çok önemli, çok güzel bir duygu. Evet evet, elhamdülillah çok şükür halk tarafından da tercih ediliyor. Memur kesim tarafından da tercih ediliyor. Sırf destek amaçlı olan bayanlarımız da var, ablamız en azından. O kazansın, o götürsün, yani o da ailesine destek çıksın. Ve çok şükür ben bu işi yaptıktan sonra çoğu bayanımız ehliyete başvurabildi. Çoğusu ehliyet çıkardı, araba sürmeye başladı. Ve bunu sürekli bana sorarlardı. Abla biz yapabilir miyiz? Dedim neden yapamazsın? Her şeyi yapabilirsin. Kadın isterse her şeyi yapar. İlk başlarda çektiğim sıkıntıları söyleyeyim size. Ben bir tek bayan olarak ilk başladığımda bayanlar tercih etti ve böylece ne öbür taksiciler maalesef erkek taksiciler buna çok karşı çıktılar. Yani şikayet ettiler, iftira attılar, çok şey yaptılar hani durmam için. Ben pes etmedim. Sen kadınsın yapamazsın. Kadının yeri evidir, çocuklarına bakmadır. Kadının böyle bir işte, özellikle de taksicilik gibi bir meslekte ne işi var? Çoğu zaman daha da mesela bazen şey oluyor, evine gidip çocuğuna baksana diyor, senin ne işin var? Evet, taksi üzerinde. Bunu da yani artık bir yerden sonra insanların kabullendiğini de görüyorum. Ama çok şükür bak, Allah razı olsun, takdir eden insanlarımız da çok var. Onların hakkını da yememek lazım. Biz tek bayan öncü kadınımız diyor mesela, onunla gurur duyuyoruz.